Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda da e, komutanlar hakkındaki ekipmanlardan biraz konuşacağız. Ekipman mantığı ne şekilde işliyor, ne şekilde kasmalıyız Bunlarla ilgili biraz konuşacağız arkadaşlar. E, gene bu ekipmanlarla alakalı da insanlar çünkü bayağı e, akıllan soru işaretleri var herhalde. Nasıl ekipman kasmalıyız e, şeklinde buna en azından biraz bu videoda açıklık getireceğiz. Şimdi ekipman arkadaşlar bu oyunda komutanın bile neredeyse önüne geçmiş durumda. Şu anda yani ekipman olmadan komutanınızın olmasının bir anlamı yok. Ee, tabii ki ekipmanınız var komutanınız yoksa da, o da sıkıntı ama yani burada e, sonuçta o ekipmanı kasabilirsiniz. O zaman hatta da bir komutan kasmış oluyorsunuz her halükarda. Onun için ekipman çok 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 önemli bir nokta arkadaşlar burada. Şimdi ekipman mantığı şu şekilde işliyor. Işte, şimdi e, fetih sezonu var biliyorsunuz. Fetih sezona gelmeden önceki ekipmanlarla fetih sezona geldiğinizde veya Osiris'teki kullandığınız ekipmanların hepsi Farklı mantıkla işliyor arkadaşlar. Bunun sebebi ne diye soracak olursanız. Yani e, ilk KVK'da. Yani Fethi sezonundan önceki KVK'da. Gene daha sonra orada da KVK sisteminde de. Onda da mesela saldırı geliyor. Yani KVK'larda e, farklı işliyor. Kendi krallığınızda farklı işliyor. O Osiris'te e, ayrı bir nokta. Bu e, ekipman olayı. Neden diye soracak olursanız. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. KVK'larda %40 saldırı olayı gibi bir olay var. Yani %40 direkt size saldırı veriyor KVK'larda. Yani saldırı dediğim tüm hasara %40 veriyor. Bu, bu da ne, ne, demek oluyor? Zaten hasar yönünden KVK sizi inanılmaz yüksek bir ölçüde %40 bayağı yüksek bir hasar artışı. %40 olarak de, e, bayağı yükseltiyor arkadaşlar. Onun için bizim bu oyundaki o amacımız eksik yönlerimizi kapatmak. Yani ne demek? Saldırısı, saldırınız güçlüyse savunma kasarsınız. Savunmanız güçlüyse saldırı biraz kasarsınız gibi böyle dengelemeye çalışırsınız. Bu o, oyunda da genelde dengeli komutanlar iş yapar. Yani e, geldiği zaman bu oyuna hem savunması da hem saldırısı iyi olan komutanlar geldi iş yapar. Çok kullanılır. Ya yani onun için burada e, yani o dengeyi bizim ekipmanlarda kurmamız gerekiyor. E, bu yüzden de KVK'ya gittiğimiz arkadaşlar genelde bakın ben size mesela okçu ekipmanlarımdan örnek vereceğim. E, şuradan statlarımızı açalım. Bakın benim burada okçu saldırım %6 arkadaşlar. Yani bunu e, minimum seviyede savunmam 47.5 Sağlığım 11 arkadaşlar. Buradaki mantık bu yani. Ben burada savunmamı, sağlığımı güçlü tutup saldırım çok çok yüksek olmasına gerek yok. Zaten %40 hasar artışı verecek bana KvK'da. Ee, KvK odaklı kasıyorum zaten ekipmanlarımda ben. Normalde eğer Osiris mantığıyla oynuyorsanız her statı kasabilirsiniz. Tabi orada savunmada iyi, sağlıkta iyi, saldırı kassanız da orada saldırı kasmak kötü değil mesela Osiris'te. Osiris'te de veya normal bu e, KVK gitmediğiniz haritalarda da e, saldırı kötü bir şey değil. Çünkü %40'lık o hasar artışı, tüm hasar artışı yok. Sadece KVK'larda oluyor bu. O yüzden de yani KVK odaklı düşünüyorsanız ki zaten en çok savaş KVK'da oluyor. Bu yüzden insanlar KVK odaklı kasıyor ekipmanlarını. Yani daha çok savunma ve sağlık veren ekipmanları harmanlayıp güzel bir şeyler oluşturmaya çalışıyor. Şimdi ben sizlere e, kendi gözümden değerlendirmeler yaparak söyleyeceğim. Yani ben ne, ne şekilde kasıyorum? Gene bunu e, okçu üzerinden anlatıp size piyade ve suvar e, süvar için de şu an için yani kasılabilecek ekipmanlar biraz anlatacağım. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar maksimum ekipmanlar anlatacağız. Yani burada artık maksimuma çıkmanız gereken e, en iyi ekipmanlar şeklinde gideceğiz. Burada arkadaşlar benim yapmaya çalıştığım son bir aşamam kaldı. Burada eldivenim arkadaşlar e, şuradaki eldivenimi bu setin yani Ejderha Nefesi setinin eldiveni yaparak ben şu an farkındaysanız 3 tane e, Ejderha Nefesi setinden var. Bir tane daha aldığım Takdirde bana beceri hasarına %3 şeklinde yani 4 tane seti tamamladığımda e, beceri hasarına %3 şeklinde bir e, buff alacağım. Daha sonra 2 e, tane de diriliş setinden e, hem başlığını hem buradaki e, diz çekicini tutacağım. Onlardan da ben hem burada saldırıya %3 alacağım. Ee, ekstra iki tarafta savunma veriyor. Ben bunları değiştirirsem eğer e, çöl setiyle bana saldırı verecek bu ikisi de. Ben savunma kaybı yaşayacağım. Burada yaklaşık 20 savunma kaybedeceğim. Saldırı alayım derken. Gerek yok. Ee, ve 3 de buradan zaten saldırı alıyorum. Onun yerine yani buraya bir tane daha eldiven koyup yani kombinliyoruz. Yani burada mesela bundan e, ikisinden bir buff alıyorum. Burada da dördünden bir buff alıyorum. Tabii ki burada okçu yüzde %5 veriyor 6'yı tamamladığın zaman ama dediğim gibi savunmadan çok fazla kaybınız oluyor. Onun için bence yani ideal set yani ideal yapmanız gereken hem sizin için de boşu boşuna böyle hepsini altın yapayım uğraşmayın en ideal set iki tane böyle diriliş. diğerleri böyle e, dört tane de ejder e, nefesi diye geçen setin dört parçasını bu şekilde yapmanız. Şimdi arkadaşlar bir de takılarla ilgili konuşacak olursak takılarla kesinlikle en güzel takı saklı hançerdir benim gözümde. Daha sonra onlar tabii ki diğerlerini kendi kafanıza göre kasabilirsiniz. İşte kastığınız komutanın öfke gereksinim varsa öfke borusu kasabilirsiniz. Bendeki olan öfke borusunu. Veyahut da işte dediğim gibi hasar vurmak istiyorsanız ona göre ekipmanı var. Gene sakla hançer mesela sağlık düşürür. Sağ, savunma düşüren parçalar var. Onları kasabilirsiniz. Yani bu sizin artık oyun görüşünüze göre, oynayış şeklinize göre kasılabilir. Takalar çok çok böyle şunu kasın, bunu kasına gerek yok. Komutan durumunuza göre kasabilirsiniz. Evet. Yani okçu mesela bu şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Rahatlıkla benim bu dediğim kombini yaptığınızda hem burada mesela full efsanevi set gitsem burada. Boşu boşuna hem kafala hem de diz çekici değiştirip burada fazla malzeme harcayacağım. Onun yerine bu şekilde dizerek daha kullanışlı yapabilirsiniz ki ben burada da gösterdim zaten arkadaşlar. Savunmam 6. E, deli gibi sal, savunma, şey, saldırım 6. Savunma ve e, sağlığım yüksek. Şimdi süvariye geleceğim. Onları biraz şuradan anlatayım. Şimdi hepsinin bende seti yok. E, süvarinin zaten efsanevi yani şey seti çok güzel. E, fullediğiniz takdirde setlere geleyim. Bu set arkadaşlar zaten süvaride mükemmel oluyor. Yani e, bir tek şu saldırı veriyor. Onun haricinde sağlık, savunma, savunma, e, sağlık bir de, bir de bu saldırı veriyor. Şimdi mesela bu ikisini kastınızda 31 civarı bir saldırı ediyor. E, eğer kritik sizlere anlatıyorum. Burada e, ortalama işte 20'ye yakın yani 10, 19, 18 buçuk falan 19 diyelim. 20 civarı neredeyse sağlık alıyorsunuz. Burada gene aynı şekilde savunma alıyorsunuz ve çok böyle e, dağılımı çok iyi yani setin. E, burada ne yapabilirsiniz? Şeyi uygulayabilir miyiz? Yani benim yaptığım kısmı uygulayabilir miyiz ona bakalım. Mesela burada silah saldırı veriyor. Ve buradaki uyluk kalkanı aynı şekilde saldırı veriyor. Şimdi mesela burada süvari için kasabileceğiniz en iyisi bu var. Bunu kasabilirsiniz. Tabi bu set etkisi vermiyor. Yani i̇lla dediğim gibi bütün seti gidip de şeyden dizmenize gerek yok arkadaşlar. Yine bakalım şeyin diğer efsane. Mesela bunu kasabilirsiniz. Bu da mesela suvari sağlığı 12 veriyor arkadaşlar. Bunu da kasabilirsiniz. 12 sağlık alırsınız mesela. Gidip de şunu kasana kadar. Bence bu set e, şunu kasana kadar sağlık almak çok çok daha mükemmel. Gidip de şuradan piyade e, e, piyade saldırısı. Yanlış yere girdim bir dakika. Şuradan gidip de e, suvari saldırısı %5 alacağınıza onu kasın. Bu Buradaki 11 ve 5 saldırıyı iptal edin. Sağlık alın mesela Bak, o, o, o yöntemi kullanabilirsiniz. Kesinlikle burada benim e, şey oyunculara tavsiyem yani süvari oynayan oyunculara tavsiyem bu bunu kasmalar yönünde arkadaşlar. Kesinlikle bunu kasın. Hiç öyle set etkisi yok, var mı boşur. Zaten %12 sağlık veriyor yani. Çok güzel bir stat veriyor. Ondan sonra e, şu şeye geçecek olursak, silah geçecek olursak da silahlara geldiğimizde arkadaşlar bakın. E, ne kasa Hani ekstradan Şurada bunu alanlar var. Bunu kullanırlar genelde. Suvari savunması %15 var ya. Bunu tabi alma şansınız olmayabiliyor. Yani kendiniz şu tasla VIP16'dan falan olursanız şeyle çekiyorsunuz herhalde. Böyle para vererek mi çekiliyor bilmiyorum. Ee, Parayla ediliyor. Para yatırmadan da e, ne kasılabilir? ne yapılabilir. Buna bakalım. Ya bunun efsanevi e, şeydi herhalde. Savunma veriyordu. Evet. Bunun kritikli halini kullanabilirsiniz. Mesela bu kritik attırdığınız takdirde 13 buradan yaklaşık 17-18 civarı bir savunma veriyor size. Yani burada 20 saldırı yerine 17-18 savunma alacaksınız. Ya yani bunu da kasabilirsiniz kritik olarak arkadaşlar. Savunma buradan alırsınız. Sağlık oradan alırsınız. Bence benim görüşüm bu. Yani saldırıdan feragat edip savunma ve saldırı alırsanız bence yani rahat edersiniz KVK'larda. Çünkü zaten 40 saldırınız oluyor. Artı mesela araştırmalı kahve olduğu için araştırmalar da saldırı veriyor. Yani bol bol saldırı orada alıyorsunuz zaten. E, Satlar artık çok fazla biriktiği zaman da aşırı böyle bir etkisini göremiyorsunuz emin olun böyle hani benim 300 saldırım var çok yıkalım parçalarım gibi olmuyor yani. Onun için biraz daha dengelemek adına savunma ve e, sağlık kasmak daha iyi. Şimdi gelelim piyadeye ya piyadenin olayı tamamen karışık yani burada mesela piyadenin setinin neredeyse çoğunu sa saldırı diyebiliyorum. Evet üç parçası bakın saldırı şeklinde yani burada e, bence 2 parça e, buradan kasabilir. Mesela kafalığı savunma veriyor. Eldiveni savunma veriyor. Burası savunma veriyor. Şimdi e, silah zırh ve e, diz çekicini bir bakalım. Diz çekicini de genelde benim gördüğüm e, piyadelerde e, kasılan buydu herhalde. Ebedi gece. Genelde bunu kasıyorlar gördüğüm kadarıyla piyade oyuncuları. Çünkü 12 e, savunma veriyor. Mor olarak kasarım derseniz de burada sağlık veren. E, bunu kritikli kasarsanız da %10 mu veriyordu? %10-11 civarı bir şey veriyor yani yaklaşık %10-%11 civarı bir sağlık veriyor. Bunu da kasabilirsiniz yani bu illa e, şöyle diyeyim bunu kassanız mesela bir dakika bakalım 12 gelecek 2 stat savunma eksilir ama hani çok fazla ben bir şey yatırmak istemiyorum yani fazla ekip, e, ekip parçam yok malzemem yok hemen hızlıca kasamam diyorsanız bunu atlayıp e, bunun kritik halinde kullanabilirsiniz bakın bu da bir seçenek çünkü sağlık veriyor. Şimdi gelelim zırhına Zırhıyla ile alakalı da arkadaşlar. Burada şöyle piyade savunması veren, genelde umut pelerini kasıyorlar gördüğüm benim hani piyadelerde. Diğer şeyi de şöyle göstereyim. Zaten şuradaki de saldırı veriyor. Piyade saldırısı veriyor. Bu da zırhla. Mesela bunlar hiç gerek yok. direkt ben en güzel şey 12 savunma veren umut pelerini kasmanız şeyle alakalı. Bence bunu kasın. Yani zırh olarak da bunu öneriyorum piyade oyuncularına. Silah gelecek olursak arkadaşlar bildiğim kadarıyla bunun bu silah da saldırı veriyordu. Yani e, şuradaki silah da saldırı veriyor. E, hatırladığım kadarıyla şuydu. Bu da saldırı veriyor. Enteresan şekilde iki silah da saldırı veriyor. Zaten bu bunun mesela saldırı yani zırh ya bu. Bunu niye saldırı veriyor? <laughs> şey kalkan ya. Aslında bunu bence savunma falan yapmak lazım oyun mantığında. Yani bunlar bunlar kasamazsınız. E, mesela piyade bu da buna varsa bu da bir saldırı veriyor. E, şu 8 sağlık veriyor piyade sağlığı. Mesela bunu yani kasabilirsiniz tabii ki biraz stat eksiniz oluyor. %10 falan veriyor ama sağlık veriyor. Bayağı da iyi yani %10-%11 civarı veriyor herhalde bu. Yani sağ, sağlık açısından dengeleyim derseniz çok da fazla malzeme harcamayayım derseniz free play Adana play adına. Bunu da kasabilirsiniz. Bunun kırtıklarını kasıp saldırınızı attırabilirsiniz. Yani sizin bileceğiniz seçenek. Yani bunu e, piyadede bunlar kasılabilme ihtimali var. Niye? Mesela bunu zaten piyadelerin genel geneline baktığınızda saldırılar düşük, savunmalar daha kuvvetli komutanlar geliyor ya. Bir nebze komutan durumuna göre bu gene bunlar kasılabilir. Yani buna e, silah kasabilirsiniz. Ama dediğim gibi daha ben fazla savunma ağırlıklı oynamak istiyorum derseniz bunun kritik halini kullanılabilir. E, bunu zaten aynı şekilde kritik hali kullanılabilir. E, en kötü ihtimalle bunu yapamıyorsanız da bunu direktmen düz şekilde yapabilirsiniz. E, şimdi neyi kaldı başka? kafalıkta zaten herhalde sağlık bir ver, şey veriyordu. Savunma veriyordu. Yani savunma veriyor. Bu savunma veriyor. Öbürü ne veriyordu? Öbürü de savunma veriyor. Yani bunu iki parça bu setten kasabilirsiniz. E, i̇ntikal hızı parça parçaya tamamladığınızda bu da nasıl olur? Hani e, Diyelim ki ben bu intikal almak istiyorum derseniz de. E, silahı, kafalığı, eldiveni ve ayak e, ayakkabısını kasıp diğer iki tanesinde. de Dediğim gibi gösterdiğim şekilde kasabilirsiniz yani bunların ikisini daha sonra sa yani savunma yönü çok kuvvetli olur sadece bir tek silahtan bir saldırı alırsınız geri kalan da savunma ve sağlık alırsınız böyle bir denge sağlayabilirsiniz kendinize onun haricinde de yani ekstra mesela burada savunma veren 8 savunma veren botu var bu 30'a 10 şeklinde yapılıyor diğer 30 10 zaten bu da aynı şekilde yani bu setin durumuna göre eğer diğer derseniz ki ben bu setten iki parça kullanacağım e, ayakkabısında gene bunu da kasabilirsiniz durumuza göre yani taslak durumunuza göre e, eğer derseniz ki ben silah da yapacağım dörde çıkacağım bu ayakkabıyı kasıp dörtlü şekilde yani intikal hızını da alarak e, pardon bunu yanlış gösterdim dörtlü şekilde yani şu intikal hızı yüzde onu da alarak dört şekilde kasabilirsiniz yani ben e, hepsinde de farkındaysanız full böyle e, seti gitmek ...pek mantıklı gelmiyor. Yani full ben hepsini... ...ya sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle... ...hepsi sarı oluyor yani. Tek gör, görüntü olarak. Ama... Stat an anlamında, oyunun... E, ...gidişatı anlamında... ...daha yani böyle full bunu kasmak yerine... ...sadece bir suvarı da herhalde... E, ...neredeyse hepsini... ...şey yapıyoruz. E, ev, yani efsanevi yapabiliyoruz ki onun zaten... ...efsanevi setleri de güzel veriyor mesela. Suvarı o yüzden e, set olarak çok güzel durumda. Suvarı kasanlar için... Gene aynı şekilde piyadede de sadece silahla bir saldırı verip geri kalanıyla toparlayabiliyoruz sağlık sa sa e savunmayı. Ee, okçu içinde mesela ben şu an istesem bunun kafalı da şey yok ya bende. Bunu ben ikisini birden kasabiliyorum. Bende taslakları var malzeme de var yeterince ama ben kasmayacağım dediğim gibi. Şurada da 6 parçam kaldı. 6 parçamı da yapıp bunu da kasıp. Çıkacağım işin içinden e, zaten bundan önceki setlerde çok çok fazla düşünmenize gerek yok belli başlı setler var e, zaten onlar tek tek neredeyse yani çift çift ihtimal vermiyorlar size genelde mor ekipmanlar içinde belli e, setler var Onları katıyorsunuz yani her şey her e, şey için piyade için okçu için veya işte e, su var için neredeyse birer tane var o seçenekleri kullanabilirsiniz. Evet yani maksimum setler bu şekilde kasılabilir. Yani maksimum sete çıkmak istiyorsanız. Benim hani benim kendi görüşüm bu şekilde. Takılarla da şöyle hızlıca bahsedip burayı sonlandıracağım videoyu. Ee, burada arkadaşlar zeval yüzü. Bu genelde dediğim gibi saldırı yönleri kuvvetli komutanlara yani daha da saldırsın kuvvetli. Mesela Atilla Takeda gibi komutanlara e, ikililerine kasılabiliyor. Yani, e, gene aynı şekilde okçu komutanlarına falan da kasılabiliyor. Çünkü bu %50 artış var ya iki sa şey, e, iki saniye eline normal saldırılarda. Bu arada skill falan atarsa güzel hasar çıkartabiliyor gibi düşünüldüğü için kasılabiliyor. Ya dediğim gibi şu an için bence en iyi yani ee, yani aksesuar saklanca. Benim benim gözümde o arkadaşlar gerçekten. Şu, yani şu anda bu e, ekipman üzerine ekipman tanımıyorum. Çünkü yüzde %10 ihtimalle hedefin yüzde %5 düşürüyor ve 3 defa kadar birikebilir ve her birikim 3 saniye sürer diyor ya. Yani bu e, en güzeli bu sağlık düşürmek. Daha sonra bunun yanına destekleyici olarak yani ne yapalım derseniz şurada bakın e, e, intikal zahmetlemiş pardon, şu savunma e, normal saldırı 106, hedefin savunması 104 ve süvari bilmiyorum intikadın 108, bu da 3 defaya kadar bunu da kasabilirsiniz. Beraber ikisi mesela sürekli debuff uygularsınız karşıya, biraz statlarını düşürürsünüz daha fazla vurabilmek için, e, daha fazla sar çıkartmıyorsunuz bunu kasabilirsiniz. E, ben tavsiyem yani içeri kasın yanına zeval yüzü olur, öfke borusu olur veya işte moranın ağ olur. Bunları kasabilirsiniz. Şimdilik diğer karşı saldırı yüzde %8 falan. Ben hani gerek yok bence. Onun yerine bu ekipmanlar daha iyi diye düşünüyorum. Ya asar yüzde %5 de çok 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 böyle yani mükemmel uçuk bir şey değil. Onun için bence şu an için bu dört ekipmanı sizlere öneriyorum ama saklı hançer kesikli bir tanesi olsun diğer de bunların arasında seçebilirsiniz komutan durumunuza göre veya komutanlarınızın ne şekilde olmasını istiyorsanız işte seri skill atması öfke borusu daha çok debuff uygulamak istiyorsanız moranla biraz daha hasar çıkartayım yani yükselttiğinde o hasarı daha fazla hasar vurayım diyorsanız da zeval yüzük kasılabilir. Evet Ekipmanlar bu şekilde arkadaşlar. Ben elimden geldiği için sizlere açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Gene sizin fikirleriniz varsa. Yani bu benim fikirlerim sonuçta. Ben hani oyundaki gördüğüm şeylere göre veya işte deneyimlediğim şeylere göre biraz açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizin de gene fikirleriniz varsa yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Gene sorularınız olursa da yorumlar kısmına sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.